Herkese sağlıklı günler. Teknolojik kanalından yeni bir dijital inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda A101'e bu hafta gelen Lenovo IdeaPad 3 notebook bilgisayarı inceleyeceğiz. Uygun fiyatlı bu bilgisayarın öğrenciler için EBA'dan ders takibinde uygunluğuna bakacağız ve bu bilgisayar nerelerde kullanıma uygun olduğuna da değineceğiz. Bu videomuzda neler var dediğimizde kutu içeriğine, özelliklerine, kullanım alanlarına ve fiyat karşılaştırmasına bakacağız. Lenovo markasına baktığımızda cebinizdeki akıllı telefonlardan akıllı evinizdeki ampullere, veri merkezindeki sunuculara ve çok daha fazlasına kadar teknolojik ürünleri üreten 30 yılı aşkın bir süre önce Çin'de kurulan teknoloji firması olduğunu görüyoruz. Video devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyerek kutu içeriğine geçiyorum. Kutu içeriğine baktığımızda Lenovo IdeaPad 3 bilgisayar, başlangıç ve kullanma kılavuzları, adaptör şeklindeki şarj aleti kutu içerisinden çıkıyor. Lenovo IdeaPad'in dizaynına baktığımızda numaraların da bulunduğu tam klavye olduğunu görüyoruz. Ekranın tam olarak 180 derece yatması çeşitli kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca geniş touchpad ile fare kontrolü daha kolay hale geliyor. Yanlara doğru incelen tasarım 2 cm olan kalınlığı daha da ince olarak hissedilmesini sağlıyor. Lenovo IdeaPad 3'ün özelliklerine baktığımızda IdeaPad 3 ismiyle birden fazla konfigürasyon olduğunu görüyoruz. A101 marketlere gelmiş olan IdeaPad 3'ün özellikleri ise şu şekilde. İşlemci olarak AMD 3020E işlemciye sahip ve bu işlemci 2721 CPU benchmark puanına sahip. 1.2 GHz ile 2.6 GHz arasında çalışıyor. 2020'nin ikinci çeyreğine çıkan bu işlemci Radeon dahili grafik kartı barındırıyor. Bu işlemcinin puanlarına bakıldığında AMD A6 9400 ile Celeron N4120 işlemcilerle hemen hemen aynı puanları aldığını görüyoruz. Daha sonra 4 GB RAM ve 128 GB SSD bulunuyor. Bu ikiliyle hızlı bir şekilde veri akışı sağlanabilir. Fakat 128 GB hafıza depolama alanı için yetmeyeceğinden harici bir sabit disk ile verilerinizi yedeklerseniz bu bilgisayardan daha fazla verim alabilirsiniz. RAM'i de ilerleyen zamanlarda en az 8 GB RAM ile değiştirmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde daha fazla performans alabilirsiniz. 15.6 inç geniş fakat çerçevesi inceltilmiş ekran, 15.6 inç HD 1366'ya 768 çözünürlükte ve 200 nit parlaklığa sahip. Bilgisayarın 19.9 mm kalınlığı bulunuyor ve ağırlığı ise 1.85 kg. Ölçüleri ise 362.2 x 252.4 x 19.99 mm. IdeaPad 3'ün pili ise 7.5 saate kadar gidebiliyor. Tabi sizin kullanım şeklinize göre değişebilir ve kullanıma başlandığından itibaren performansın düşmesi pillerin doğasında olan bir durum. Güvenlik tarafında 0.3 megapiksel web kamerası bulunuyor. Kullanmadığınız zamanlarda ise etiket yapıştırmak yerine kapatabileceğiniz bir kapağı bulunuyor. Ses olarak 2x1.5 watt'lık hoparlör Dolby Audio sesi destekliyor. 3.5 mm kulaklık çıkışı ve dahili mikrofonu da bulunuyor. Bağlantı olarak Wi-Fi 2x2 AX ve Bluetooth 4.2 desteği bulunuyor. Bağlantı noktaları ise 2 tane USB 3.1, 1 tane USB 2.0, HDMI ve SD kart okuyucusu bu bilgisayarda bulunuyor. İşletim sistemi olarak da Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Kullanıcı bilgilerini yazıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Daha sonra format atmak için beraberinde DVD gelmiyor. İşletim sisteminden fabrika ayarlarını almanız yeterli oluyor. Lenovo IdeaPad 3'ün CD-DVD sürücüsü bulunmuyor. Ekran aktarmak için de VGA PC çıkışı bulunmuyor. Ekran aktarmak için HDMI bağlantısını kullanmanız gerekiyor. Bu bilgisayar uygun fiyatıyla kimlere uygun dersek, okulların uzaktan eğitimle açıldığı bu günlerde EBA üzerinden uzaktan eğitim ile derslerini takip edecek olanlar için uygun, internette araştırma yapacaklar için uygun. Ofis programları olan kelime işlemci programı, tablolama programı, sunu programı gibi programları kullanacaklar için uygun. İnternetten müzik dinleyip video izleyenler, sosyal ağları takip edenler için bu bilgisayar uygun diyebilirim. Bu bilgisayar harici ekran kartı barındırmadığı için oyun severler için uygun değil. YouTube gibi kanallarda video düzenleme yapmayı düşünenler için uygun değil. Üniversitede derslerin profesyonel uygulamalarını kullanmak isteyenler için de maalesef uygun değil.
İnternette Lenovo IdeaPad 3 AMD 3020E işlemcili versiyonu aradığımızda n11.com'da 3400 lira ile 3500 lira arasında olduğunu görüyoruz. A101 marketlere geçtiğimiz günlerde gelen Lenovo IdeaPad 3'ün fiyatı ise 1999 lira ve fiyat farkıyla taksit imkanı da var ve 2 yıl Lenovo garantisi altında. Lenovo bilgisayarları başka nerelerde alabilirim derseniz, gördüğünüz teknolojik marketlerden ürünleri görüp almanız mümkün. Günün sonunda bir Lenovo kullanıcısı olarak bu markanın bilgisayarlarını tavsiye edebilirim. Sorunsuz bir şekilde upgrade ederek kullanmaya devam edebilirsiniz. Ve bu bilgisayarın veri aktarımı için dönen bir parçası olmadığından daha sessiz, az ısınan ve bunun sonucu da daha uzun süre stabil olarak çalışan bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu bilgisayar alternatif başka bir bilgisayar isterseniz önümüzdeki haftalarda BİM marketlere bu özelliklerde ve bu fiyatlarda bilgisayarların geleceğini tahmin ediyorum. Bu bilgiyle videonun sonuna geldik. Lenovo IdeaPad 3 ile ilgili soru, görüş ve tecrübeleriniz varsa yorum olarak aşağıya yazabilir. Alacak olanlar için yol göstermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.